Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunu yaptıklarını söyledi. Evet. O operasyon neydi? Bir onu dinleyelim. Bir de o Bataklık operasyonda şu operasyonu. anda kaç tane tutuklu var? Yok. Hepsi tahliye edildi. Bataklık operasyonuydu. Ve katıldığı televizyon programında Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük operasyonu dedi. Aslında doğru söylüyor. Aslında doğru söylüyor. Yani araştırılsa gerçekten çok büyük bir operasyon. Mallara el konuldu, araçlar, paralar, taşınmazlar hepsine el konuldu. İnanılmaz büyük bir araştırma başladı. Tabii hepimiz de merak ediyoruz gazeteci olarak. Dedik tamam, baronlara gidiyorlar. Mutlaka bir şey olacak burada. Ama çok büyük bir hayal kırıklığı çıktı ortaya. Bataklık operasyonunda şu anda bir kişi bile tutuklu değil. Daha önce hatırlarsan 25 milyar TL gibi sahte fatura kesen firmaları tespit ettik dediler. Evet. Reklamları yapıldı. Bizler işledik konuyu. Kimse kalmadı içeride. Aynı bunun gibi. Uyuşturucu bataklığıyla ilgili yapılmış Türkiye'deki en büyük operasyon diye lanse edilen, günlerce televizyonlarda anlatılan bataklık operasyonunda tahliye olanların hepsi, özür dilerim, gözaltına alınıp tutuklananların hepsi tahliye olduğu gibi bütün üstündeki taşınmazlar, paralar, bütün el konulan eşyaların tamamı iade edildi. Evet. Ortada ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Siz Süleyman Soylu'ya bu konuyu sormak istediniz. Aradım kendisini. Röportaj yapmak istediğimi, böyle bir kitap yazdığımı anlattım. Şu anda dedi, ben bunlara cevap vermek istemiyorum dedi. Konuşmadım. Tabii konuşmadı. Ben de tabii ki bunu da belirtmem gerekiyordu. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman direkt şunu soracaklar. Bakana niye sormadı? Sorulacak soru Muhatap bu. o Tabii çünkü. muhatap o. Şimdi Türkiye'de yargı ve kolluk kuvvetlerinin operasyonları süreci böyle tarifledik. Ama Almanya'da birileri yakalandı ve bunların Türkiye bağı ortaya çıktı. Alman mercileri, eyaletlerin İçişleri Bakanları, Adalet Bakanları bu konunun üzerinde sıkça durdular. Almanya'da neler yaşandı? Türkiye ile ilişkisi neydi bu yaşananların? Ve Almanya Türkiye ile birlikte koordineli bir şekilde bu konuyu çözmek isterken nasıl bir cevapla karşılaştı? Ben bununla ilgili Mersin'de yine yola çıkacağım. Mersin'de biz uyuşturucunun izini sürerken uyuşturucunun izinin sürüleceği en doğru nokta paranın izini sürmektir. Orada da bir tane dövüş şirketi sahibi gözaltına alındı, tutuklandı. Ve benim dikkatimi çeken nokta da bu oldu zaten. Niye dövüş şirketi sahibi tutuklandı? Aslında kuyumcu. Hem dövüş şirketi var hem kuyumcusu var. Niye dedim yani? Bu adamın ne gibi alakası olur uyuşturucu ticaretiyle? Çünkü varlık olarak çok yüksek varlığa sahip zaten. Sonrasında işin havala olduğunu öğrendim ben. Havale ile ilgili de Türkiye'de operasyonlar yapıldı mı? Ya da biz bununla ilgili süren soruşturma var mı? Bunları araştırdım. Türkiye'de var. Türkiye'de yapılmış. Ama Türkiye'deki yapılan havale operasyonlarının kaynağı Almanya. Almanya. Almanya'ya gittim. Almanya'da dosyaları araştırdım. Birçok eyalette bununla ilgili açılmış davalar olduğunu, davaların devam ettiğini ve bununla ilgili de çok kişinin gözaltında olduğunu öğrendim. Sonra bu davaların iddianamelerini aldım. Aynı zamanda duruşma tutanaklarını inceledim. Sonuca kavuşanlar vardı. O sonuca kavuşanları inceledim. Havala sistemi Avrupa'da çok büyük şekilde işlem hacmine sahip. Aynı zamanda çok yoğun kullanılan kara para aklama sistemi olduğunu gördüm. 200 milyar dolardı herhalde. Toplamı 500 milyar 500 euro. euro. Bize gelen paralar sadece bu miktarlarda. Şimdi bak, Almanya otobanında dosyanın bir tanesi şu. Almanya otobanında bir araç kaza yapıyor. Araç kaza yapınca içindeki failler, yaralılar Manfred ve Halit. Kalit. Zaten Kalit diye yazılıyor, Halit diye Halit. okunuyor Türkçe'de. Halit plakayı söküyorlar. Torpidodaki eşyalarını alıyorlar. İşte çantalar var yanlarında, kaçıyorlar. Polis geliyor, bir bakıyor aracın şeyi yok, plakası yok. Ya kaza yapan adam yardım çağırır. Bunlar yardım da çağırmamış. Hemen kamera görüntülerine bakıyorlar. Çevredeki görgü tanıklarına soruyorlar. Ardından da bu kişileri yakalamak üzere çalışma başlatıyorlar. Bir petrol istasyonunda yakalıyorlar. Petrol istasyonunda yakalanınca ellerinde çanta, aynı zamanda üstlerinde, her cebinde tıka basa para var. 280 bin euro para var üstlerinde. Ve bu parayı el koyuyorlar tabii, gözaltına alıyorlar. Kimler olduğuna bakıyorlar bunlarla ilgili ve devam ediyorlar Sercan. Bunu hemen Mönchengladbach savcısına bildiriyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Bu adamlarda biz bir farklı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Savcı bununla ilgili soruşturma yapıyor. Hemen sağa solla araştırmasını yapıyor. Bakanla görüşüyor. Bakan diyor ki bu sistemi artık çökertmemiz gerekiyor.
Kontrolü serbest bırakın. Ne yaptıklarını izleyelim. Bunun için teşkilat kuralım. Ve biz bu yapının üzerine gidelim diyorlar. Gerçekten de bu kişileri serbest bırakıyorlar. Bu kişiler... Vuburak. Evet, sonra Vuburak'ı kuruyorlar. Vuburak adlı bir birim kuruyorlar. Bütün savcılar, polisler, kolluk kuvvetinin çeşitli narkotik birimlerinde olanlar... bütün hepsi burada toplanıyor ve ortak bir birim kuruyorlar. Vuburak birimi diye. 800 kişiden oluşuyor bunlar. Bunlara eğitim veriliyor. Havala nasıl yapılır? Havala sistemiyle, kuyumculuk dövüş sistemiyle neler yapılır? Bu kişiler kimlerdir? Nasıl müdahale edilecek? Bunların yapıları nelerdir? Takip alıyorlar. Tabii ki bu kişiler de devam ediyorlar iş yapmaya. Bunlar devamlı para aktarıyorlar dövizcilerle, şirketlerle. En son bir yıl sonra karar veriyorlar artık operasyon yapmaya ve bir gece düğmeye basıyorlar. Bütün iş yerlerini tespit ettikleri 80'e yakın adrese baskın yapıyorlar. Ve baskında çok ciddi parayla geçiriliyor. 200 küsur milyon euro gibi parayla geçiriliyor. Tabii bununla ilgili de transfer yapılan yerleri tespit edebildikleri kadar ediyorlar. Çünkü kayıt dışı bunlar. Sadece telefon konuşmalarıyla ve ele geçirdikleri defterdeki el kayıtlarıyla yazılı olan rakam Türkiye'ye gönderilen 250 milyon euro. Nereye gönderilmiş? Suriye'deki terör örgütlerine. Türkiye'deki terör örgütlerine. Kimler göndermiş? O terör örgütlerinin IŞİD'in, aynı zamanda Suriye'deki HTŞ'nin, bütün ağının merkezi olan Almanya'daki elemanları göndermiş. Ve bu kişi, Halit dediğimiz kişi, terör örgütü mensupluğundan da yargılanıyor, vergi kaçırmadan da yargılanıyor. Terör örgütünden yargılanırken yine kontrollü şekilde serbest bırakılıyor. Benim tahminim o. Serbest bırakılmış. Tahliye edilmiş, ceza meza verilmemiş. Ama para konusunda ceza yiyor. O da itiraf ediyor. Evet diyor, ben de bunu yaptım diyor. Çıkıyor oradan. Hollanda'ya gidiyor. Ne yapıyor Hollanda'da? Tekrar başlıyor. Nereye gönderiyor yine? Türkiye'ye. Türkiye. Bununla ilgili devam eden aynı birim tabii bir yerde durmuyor. Devam ediyor. Yine bir dövizci ve kuyumcu çetesini yakalıyor. Bu sefer de Türk. Bu sefer karşılarına Yalçın Karasu çıkıyorlar. Yalçın Karasu da bir defa havale sistemiyle para gönderiyor Türkiye'ye. Aa diyor, bu sistem iyi. Lan bunu ben niye kurmuyorum diyor. Kendi bu sefer sistemi. Kendisi kuruyor. Kardeşi Mustafa Karasu, Hasan Kaplan, birkaç kişinin de yer aldı. 28 kişinin ismi var ama 6 kişi sadece yargılanmış. Diğerlerle ilgili bir şey yapılmamış. Onu anlamadım Sercan. 6 kişi yargılanmış. Yalçın Karasu'nun Türkiye'de Karasu Alliance diye şirket kurdu. Abisinin Kıbrıs'ta bir şirket kurdu. Almanya'da Ekol diye bir şirket kurdukları, mücevhera şirketleri ve aynı zamanda demir çelik şirketleri adı altında şirketler kurup ihracat yapılmış gibi gösterdikleri ve bu yolla da 250 milyon TL, 250 milyon euro para aktardıkları tespit edilmiş buraya. Polise, Türk polisine haber veriyorlar. Polis de bunları denetliyor, takip ediyor. Sonucunda ise bir yere sadece operasyon yapılıyor. O da bir yer dediğim kastım şu, bir dal için operasyon yapıyor. Mesela bunun uyuşturucu ayağı kontrol edilmiyor. Sanal bahis ayağı kontrol edilmiyor. Terör ayağı kontrol ediliyor. Ve soruşturma oraya doğru yöneliyor. FETÖ'nün gaygubet evleri var diye. Oraların finanse edildiği ortaya çıkıyor ve bütün evlere baskın yapılıyor Türkiye'deki. Gerçekten de oraların hepsine para gitmiş bu sistemle. Aynı zamanda buradan da giden paralar var. Ama Almanya'nın yaptığı tespit gibi bizde tespit şu anda yok. Çık Fatih'e. Git Fatih'e. Git kapalı çarşıya. Birçok dövizcinin, kuyumcunun bu sistemi bizzat yaptığını görürsün. Bazıları gerçekten kara para aklamak için yapıyor. Bazıları da şunun için yapıyor. Ülkemizde kontrolsüz göç var. Sığınmacı var. Kaçak var. Bu kişiler ailelerine para göndermek istiyorlar. Banka sisteminden gönderemedikleri için, kaçak oldukları için bir sisteme ihtiyaçları var. İşte bu sistemde havalı oluyor. Bunu aynı zamanda oradan yapıyorlar. Ya da kendi gibi olan insanların kurduğu iş yerleriyle yapıyorlar. Mesela Zeytinburnu'nda bir yere baskın yapılıyor polis. Çok girip çıkan olduğunu görüyor. Afgan, İranlı, Suriyeli. İhbar geliyor, takip ediyorlar. En son 7 tane Afgan içeri giriyor, baskın yapıyorlar. Telefoncu, cep telefoncusu. Ama havala merkeziymiş. Yakalanıyorlar, onların yaptığı operasyonlar, onların bankalardaki varlıkları, nerede tutuyorlar varlıklarını? Devlet bankalarında. Bunların hepsini tespit ediyorlar. Ama çok büyük meblağını çıkarmıyorlar ortaya. Çünkü isim vermeden bana bilgi veren kişiler, ya Murat Bey diyor, yani İran'la, Azerbaycan'la, Ukrayna'yla, birçok yerle yaptığımız ticaret aslında çoğu buradan yapılıyor zaten diyor. Çoğu buradan yapılıyor diyor. Hele ki İran diyor. Bütün ticaretimiz bizim diyor. Döviz ve kuyumcular üzerinden dönüyor. Diyor. Altın tabii. Evet. Zaten Reza Zarrab sürecinde de tapelerde aslında görmüştük evet. Onu da. Evet. Şimdi bir isim var bu kitapta. Onun hikayesi çok enteresan. Film olsa gerçekten
reyting rekorları kırar diye düşünüyorum. Berlin Cumhurbaşkanı Mahmut Ezzeyn. Evet. Kimdir bu Mahmut Ezzeyn ve Türkiye ile alakası nedir? Bir de bu isimle ilgili dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile Alman mevkidaşının bir görüşmesi var. O görüşmede neler konuşuluyor? Almanya'nın en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda artık üzerine konuştukları suç örgütlerini ayrı bir sınıfa kategorize ediyorlar. Çeteleri ayrı bir sınıfta kategorize ediyorlar. Uyuşturucu kaçakçılarını ayrı bir sınıfta kategorize ediyorlar. Ama bütün o saydığı suç örgütlerinin birleştiği yerler var ya da aileler var ya da kişiler var. İşte bunlara da klan diyorlar. Klanlar belirli aşiret, belirli köylerden çıkıp gelen akrabalar, akraba topluluklarının oluşturduğu yapılara klan diyorlar Almanya'da. Bu Zeyn de o klanların başı. Almanya'da yaklaşık 10 tane, 10-11 tane klan aşiret olduğu belirtiliyor. Ve bu aşiretlerin de belirli sektörleri yönettiğini iddia ediyorlar. Mesela diyorlar ki Zeyn aşireti, çok büyük uyuşturucu ticaretini kontrol eden aşiret diyorlar. Mesela Miri aşireti var. Bu da dolandırıcılık işlerini organize eden birim diyorlar. Bunun gibi isimler. Zeyn aşiretinin sahibi kendisine cumhurbaşkanıyım ben diyor. Kendisi Arapların cumhurbaşkanıyım ben diyor. Aslında Türk. Ve adı Mahmut. Bu yargılamada ortaya çıkıyor. Şimdi bu yargılama neticesinde neyden yargılanıyor? Uyuşturucu ticaretinden. Mardin'de bir köyden Lübnan'a gitmişler. Lübnan'da Almanya'ya göç etmişler. Kimliklerini yakmışlar. İddia bu. Kimliklerini yakmışlar. Oraya yerleşmişler. Bütün aşiret üyelerle birlikte oraya yer edip artık kendilerini bir şekilde bir sektör oluşturmuşlar. 12 bin aşiret üyesi var deniyor. Kendisine kitap bastırmış. Kendisine kitap bastırmış. Kitapta da anlatıyor. İnanılmaz güzel kapağı olan bir kitap var. Evet, Almanya'da. Fotoğrafı. Evet, evet. Anlatıyor. Her şeyi de açık açık anlatıyor aslında. Bununla birlikte aynı aşiretlere bağlı. Birbirine akraba Mira aşireti var. Şimdi bu Zeyn aşiretiyle ilgili diyor ki Abdülkadir Aksu'yla döneminde Alman mevkidaşı kendisiyle görüşüyor. Neden görüşüyor? Biz diyor bu klanlarla çok büyük sorun yaşıyoruz. Ve bunları bitirmek için de takip ediyoruz. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buraya geldiği zaman bu aşiret liderleriyle görüşüyor. Abdülkadir Aksu'ya diyorlar ki yapmayın. Görüşmeyin. Tabi o dönemde bunlar üstün körü görüşülüp sözler veriliyor. Sonrasında çok yakın tarihte ARD kanalında Almanya'da Mira aşireti lideriyle görüştüğüne dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları yayınlandı. Kitapta var zaten. Mira aşireti kim diye baktım işte. Zeyn aşireti kim? Bu adamların isimleri ne geçiyor bizde orada filan diye baktım. Sercan, Alman bir tane yaşlı kadın polise gidiyor. Benim altınlarımı verin artık diyor. Polis diyor ki biz senin altınlarını almadık. Olur mu diyor. Siz bana telefon açtınız diyor. Terör örgütleri benim altınlarımı, ziynet eşyalarımı alacak. Korumaya alacağınızı söylediniz. 3 aylık söz verdiniz. Şimdi zamanı geldi. Benim altınlarımı verin diyor. Polis dolandırıcılık olduğunu anlıyor. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Binlerce şikayetin olduğunu öğreniyor. Takip ediyor. Nasıl olmuş diye. Telefonla dolandırıcılık gerçekleştirilmiş. Aynı bizim Türkiye'deki gibi. Kendini jandarma, savcı, istihbarat personeli diye tanıtan, dolandıran çete var biliyorsun. Evet. Aynı çete Almanya'da da çıkmış. Ama bir tek farkla Almanya'dakileri de dolandıran yine Türk. Merkezi burası. İzmir olduğu ortaya çıkıyor. İzmir'deki çeteye bütün bilgileri Türk polisine gönderiyor Alman polisi. O çeteye ait bilgileri. Bizim Türk polisi bunu dinliyor. Bütün yapılarını ortaya çıkarıyor. Operasyon yapıyor. Yakalıyorlar adamı. Yakalıyorlar ama operasyonda yakaladıktan sonra adamların üstündeki mal varlığına bak. Abi bu adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş birisi. Birisi yine kaçak ülkede. Gelmişler İzmir'de dolandırıcılık merkezi kurmuşlar. Almanları dolandırıyorlar. 100 milyonlarca euro dolandırmışlar bunları. Otel almışlar abi. Alsancak'ta otel almışlar. Evet. Adamlar Antalya'da otel almışlar. Milyarlarca TL paraya kalanıyor üstünde. Bak bunlar sadece üstlerinde çıkanlar. 400 yıl ceza aldılar. 400 yıl. Ardından polis bunun peşini bırakmıyor. Tekrardan devam ediyor. Mersin'de yakalıyor bu sefer. Bir ayağını. Mersin'deki yakalanan Elheim, o da Mira aşiretinin üyesi. O da kırmızı bülten aranıyor. Yine Almanya'dan kovulmuş. Kaçmış buraya gelmiş. Nasıl geldi belli değil. Mersin'de yapı kurmuş. Dolandırıcılık abi. Almanya'yı dolandırıyor. Şimdi Irak Bankası'nı dolandırıyorlar.
Paralar Türkiye'ye geliyor havalı parasıyla. Yakalanıyor. Havalı parasıyla birlikte yakalanıyor. Yakalanan adı ne biliyor musun? Halit. Halit. Bizim o Almanya'da da işlem gören Halit var ya. Evet. Mersin'de çıkıyor. Abi bu yapı acayip bir yapı. Ve bu dolandırıcılık artık kurumsallaşmış hale gelmiş. Ve soluğu rahat etmek isteyen, yargılanmamak isteyen herkes Türkiye'de oluyor. Adamlar dolandırdıkları paraları da geliyor burada 400 bin euro verip, 400 bin dolar verip ev alıyor. Vatandaşlık da alıyor ve burada yargılanmak istiyorlar. Çünkü niye biliyor musun? Yargılandıktan sonra tahliye olacaklarını biliyorlar. Gideceklerini biliyorlar. Ellerini kollarını sallayarak koşacaklarını biliyorlar. Timur Soykan'ın Baron İstilası kitabı çıktı biliyorsun. Orada bazı dinleme kayıtları servis edildi. Tüm dünyadaki baronların ve çetelerin kullanmış olduğu şifreli mesajlaşma sistemleri vardır. Orada Türkiye'de bulunan bir çete lideri ne diyor biliyor musun? Burada Türk hükümetiyle işte bizim aramız çok iyi diyor. Avustralya. Onların güveni bu. Onun da röportajı Bir Gün TV'de var aynı şekilde, evet. Timur Soykan'la. Tabii yani aslında kitapla ilgili konuşulacak çok şey var. Ama bu özet bile Türkiye'nin neden kara paranın aklanmasını önlemesine yönelik mali eylem görev gücü tarafından... Büyükelçilik basın müşavirinin arabasında uyuşturucu çıkan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Neden gri listedeyiz? Bundan i̇şte bu yüzden gri işte listedeyiz. Bütün pislik aslında ortaya saçılmış durumda. Siz de araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşıyorsunuz bütün bu bilgileri. Zaman zaman savcılık da sizi çağırıyor. Zaman zaman. Ben savcılıktan çıkamıyorum. Ben profesyonel sanırım. Evet. Serdar. Sanık olarak değil de bu bilgilerle alakalı herhalde görüşmeler. Bilgi almak için. Evet. Tabii ki bilgi almak için de çağırıyorlar. Şöyle, hatta Dilan Polat davasıyla ilgili de savcılar beni çağırdı. Hatta bununla ilgili sanki gizli bir şey varmış gibi. Gizli savcıyla görüşen Murat Ağrel, savcıyla şunu kurdu filan. Savcı benim yazdığım yazıya istinaden evran nedir, belgen nedir, getir bakalım dedi. Gittim. Ardından bununla ilgili tekrar bilgi almak istedi. Tekrar gittim. Şike derken sanal bahisle ilgili tırnak içerisinde bir ulaştığım sanal bahis sitesindeki oynanan oyunu yazdım. Bununla ilgili tekrar bilgi almak istediler. Dördüncü kez tekrar çağırdılar, gittim. Şimdi bir savcılık makamı sizi çağırdığı zaman gitmeyecek misiniz? Gazeteci olarak mecbur gideceksiniz. Siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Belgeniz var. Ve belgeyi sizden alıp bunu öğrenmek ister savcılar. Onu da belki geliştirir, belki yürüttüğü soruşturmanın içerisine koyar. Belki sadece elimdekilerin ne olduğunu görmek ister ya da ondan faydalanmak ister. Uyuşturucuda da öyle. Uyuşturucuyla ilgili biz şu gemi burada geliyor ya da bunun içerisinde şöyle var dediğin zaman soruşturmada yer almayan ama gerçekten de ortaya çıkan bilgiden faydalanmak ister savcılar. Tabii. Bu bence zararlı bir durum değil. Bence... Yok, zararlı olarak demedim. Hayır, senin için söylemiyorum. Kamuoyu bilgileniyor. Hem de aslında savcılar da bilgileniyor. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bütün bu pisliği aslında temizlemek çok zor bir şey değil. Değil. İrade lazım. Değil. Kitapta da sıkça vurguladığınız gibi. Sonun nereye? Kaynağa kadar gidip, o kaynağı temizledikten sonra aslında, çünkü yıllar önce de Türkiye'de belki bir olaylar yaşanıyordu. Ama bu kadar ayyuka çıkmış, bu kadar yaygın bir halde değildi. Uyuşturucu ticaretinin kurumsallaşıp, devletin içerisinde öbeklenmiş, kendisini sadece vatan millet Sakarya modunda gösterip de devletin tüm olanaklarını kullanan ama aslında çetelerle birlikte bu ülkenin gençlerini zehirleyen, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyen ve bu bataklığa ülkeyi sürüklemek isteyen ne yazık ki vatan hainleri var. Ne yazık ki ahlaksızlar var. Ben bu kişilere ahlaksız kişiler diyorum. Bunun için topyekun mücadele edilmesi gerekiyor. Sağcısı solcusu hangi parti olursa olsun ya da mevkisi adı sanın ne olursa olsun Sercan mutlaka ama mutlaka omuz omuza mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü bataklık, bu uyuşturucu bataklığı gün gelir en yakınımızdakini yakalar ve biz o bataklıktan o yakınımızı çıkaramayız ve çok ağlarız sonrasında. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu mücadelenin önemli bir paydaşı olarak kitaplar yazmaya, köşeler yazmaya, televizyonlarda anlatmaya da devam ediyorsunuz. Bu vesileyle de teşekkür etmiş olayım. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Murat Ağrel'le Havala kitabını konuştuk. Uzun bir yayın oldu. Timur Soykan'la yayını bitirirken keşke bunlar film olsaydı, bir roman olsaydı diye bitirmiştik. Havala'yı da öyle bitireyim. Keşke bunlar bir film, bir romanın senaryosu konusu olsaydı. Keşke. Ama inşallah o günlere, umarım o günlere de varacağımız noktada bu kitaplar çok önemli bir kilometre taşı. Umarım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.